Benim ismim Fahrettin Hasan. Ünye Şenyurt doğumluyum. Şenyurt Ozan Pazarı'nda ikamet ediyorum. Avcıbele Mahallesi'ndeyim. Buralarda ikamet edeli aşağı yukarı 15 senenin üzerinde. Sene 1968 evlendik. Bu köyün en fakir ailesi benim ailemdi yani. Çok fakirdik. Çok fakirdik. Bildiğin gibi değil. Elhamdülillah çok iyiyim. Şükür etmesem Allah beni çökertir zaten. 74 yılların Fas'ta dahi lokantamı sattım, İstanbul'a gittim. Bacanağım Ramazan'la bir arsa aldık. Orada evimizi yaptık. 82 yılında Irak'a gittim. Bir Alman şirketinde çalıştım orada. Irak'ta bir fiil çalıştım. Oradan Türkiye'ye geldim. Tekrar Suriye'ye geçtik. Suriye'den Halep, Şam, oradan Ürdün'e geçtik. Ürdün'de çalıştık biraz. Ama 5-6 arkadaş. Birbirimizi bırakmıyoruz yani. Gittik Katar'a geçtik. Oradan tekrar Katar'dan Türkiye'ye geldim. Suudi Arabistan'a gittim. 25 sene gurbet hayatı çektim. 40 sene İstanbul'da kaldım. Lokantam falan vardı. Benim mesleğim aşçılık. Büyük otellerde, kazinolarda, İstanbul'da Kar Gazinosu, Çakıl Gazinosu, İstanbul'un ünlü sosyetelerinle de çalıştım. Gençliğim buralarda geçti yani. İşte bakma şimdi yaşlandık. Oradan çalıştık, çabaladık. Çoluk çocuğa evlerini hazırladık. Yap. Kendim sonradan baktım ki artık yaşlandık. İstanbul bizi sıkıyor. Geldik bu köye, burada ikamet ediyoruz. Burada şimdi bir inek hayvan aldım. Köyde yaşıyorsan bir hayvanın, inek hayvanın olacak yani. Bakması zor. Yani bunlara ben zevkle bakıyorum yani. Ha, maaşımı yiyor. Emekli paramı da yiyor ama sonradan bana getiriyor toptan yani. Köy hayatında bile elin arkada tesbih, elinde gezemezsin. Bağın bahçen oluyor. Orası yani. Bu köy keş köyüydü daha önce. Yani denizden al da, şu denizden al, ta yukarı Kirazbelli'ne kadar keş köyüydü burası. Ukalaklar, Emineli, Hatipli, Cımbırtlı, bu bizim Şenyurt, daha yukarısı Kirazbeli Mahallesi, hepsi bir köydü. Yaşım 70. Hayli bir ilerledik yani. 4 tane çocuk var, 3 erkek bir kız. Herkes evli. Torunumdan da torunum gelecek şimdi dünyaya. Bana Fahrettin derler, Basıkalın Fahrettin derler daha Türkçesi. İşte çocuklar çalışıyorlar. Birbirimize destek olduk. Bak bu evi beraber yaptık. Ben kattım. Onların katkısı oldu. Buraya 4 katı yaptık yani. Emekliyim. Bağ bahçeyi verdim çocuklara. Ben kendime de pek 100-150 kilo fındığım olur. O da bana cami yardımı. Kapıya bir gelen oluyor. Onlara veririm. Yani ömür bitmek üzere. Ne zaman biteceğini Yaradan bilir tabii ki. Biz hazırız. O bize sormaz zaten. Şükrolsun Allah'a. Yaşıma göre sıhhatim güzel. Şu halimden memnunum. Rabbimin yolunda gitmeye çalışıyoruz. Şükür olsun, hamdü senalar olsun. Bu köyde benim hiç gençliğim olmadı. 50 yaşından sonra ben bu köy hayatındayım. Ailem köydeydi. Böyle fındıktan fındığa geliyordum, yardım ediyordum. İşim dolayı duramıyordum burada. En hüzünlü günüm anamı babamı kaybettiğim zamanlardı. Bir insan başımın tacını kaybederse ne olur? Anam babam benim başımın tacıydı. Ben gurbetlerde çalışıyordum. Benim anam babam benim çocuklarımla ilgileniyordu. Zaten anam babam olmasa ben gurbette olamazdım. Ailem çocuklarına ne yapacaktı genç insan? Çoluk çocuğumla ilgilendi. Ben dışarıdaydım devam. Bu vatanı kazandım yani. Bu çoluk çocuğumun evini, barkını, bunları anamın babamın sayesinde önce Allah'a, ondan sonra onlara borçluyum. Benim babam çoluk çocuğumu şu karşıki dağdan, Tepecülü deriz oradan, odun getirirdi. Bak tavuk kilo alınan yer var ya ta oradan. Oradan odun getiriyordu. Babam atınan benim çoluk çocuğumu ısıtıyordu. Sen şimdi ne güzel böyle şeyleri yapıyorsun. Bu senin için bir anıdır yani. Sen benim yaşıma geldiğin zaman bu anıyı göreceksin, hatırlayacaksın. Vay be diyeceksin, ben yok olacağım ama o zaman. Ama Allah bilir de sen açacaksın bu kameranı. Vay be diyeceksin be, 20 sene, 30 sene önce bu adamla ben röportaj yaptım. Bu adam sağdı. Bu adam böyle konuştuk, muhabbet ettik. Bunu diyeceksin yani. Bunlar güzel bir anılar. İyi bir şey bunlar.
Yaşlandık be ya. Bir Lombardi'nin var orada. O benim hem Mercedes'im, hem kamyonum, hem taksim. Beni her yere götürüyor o. O bana yetiyor yani.